Merhaba canım, hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? Umarım iyisindir. Bu bir ASMR videosu olmayacak. Aslında öyle olacağını düşünüyordum. Şayet birkaç konu hakkında sizlerle konuşmak istedim. O yüzden mukbang videosu yapacağım. Yani ASMR olmadığını baştan belirteyim ki yani izlemek istemeyenler çıkabilir. Şimdi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Böyle bir noodle'ım var, sucuğum var. İlk önce size bu tabak hakkında biraz bilgi vereceğim. İki tane tavuk sucuğum var. 5,5 lira. Evet biliyorum biraz ucuz. Hatta birçoğunuz şey bile diyorsunuz at eti mi falan değil. 3 tane de noodle'ım var. Bu toplam fiyatı 17 liradır. Tavuk sucuklar 11 lira. İkisi toplam. 3 tane noodle 2 liradan 6 lira. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyerek bir lokma alayım. Bunu ben kesmedim. Kendisi koptu. Yapacak bir şey yok fırında. Şimdi bugün sizlerle konuşmak istediğim bir şey var. Ahmet abi, Tuna abi. Porçay hakkında. Ahmet ve Tuna abi tanımayanlar için Ahmet abi Jahrein, Tuna abi Pintipan'da birçoğunuz biliyorsunuzdur, hiç söylememe gerek yok. Bu sabah kalktım böyle ya bir Instagram'da falan dolaşırken kavga olaylarını gördüm. Hayırdır dedim. Bu insanlar birbirine saygı duyanlar insanlar, onun için söylüyorum. Bir oyun yüzünden tartıştıklarını gördüm. Ben buna tartışma demiyorum. Bu arada ikisi de sevdiğim saydığım abilerimdendir. Şu asıl tartışma konusu olan Erzurum oyununa gelelim. Tuna abi yapıcı bir dille eleştirmeyi seven bir insan. Cahreyn abim de öyledir. Ahmet abi de diyeyim. Kendileri benden yaş ve yaş büyüktürler. Ahmet abiyle aramızda yanlış değilsem 10 yaş var. Tuna abiyle de bir 10 yaş olması lazım. 10-11 yaş civarı. Tam hatırlamıyorum Tuna abinin yaşını. Abi eleştiri nedir biliyor musunuz? Eleştiri yapıcı ve yıkıcı olarak ikiye ayrılan eleştiridir. Sert eleştiri vardır. Linçlemek için eleştiri yapılan insanlar vardır. Ona bir şey diyemem. Ama şöyle ki Erzurum oyunu gerçekten kötü bir oyun. Bunu üstüne basa basa söyleyebiliriz. Bitmiş bir oyun değil ama piyasaya bitmiş gibi sunulan bir oyun. Onun yüzünden böyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Bence. Ben Erzurum'a baktım. Grafik olsun, tasarım olsun oynanacak bir oyun değil. Gerçekten değil. Destek vermek için girip oyunu indirip oynayabilirsiniz. İnsanlara güzel gelen, mesela sana güzel gelen şey bana güzel gelmeyebilir. Oynaması zevkli olmayabilir. Zevk vermeyebilir. Bunu eleştirmeniz en doğal hakkınız. Gerçekten en doğal hakkınız. Ben bile vasıfsız biri olarak kendimi işin içine koyuyorum. Bana şunu diyebilirsiniz. Oğlum sen git sucuğunu ye. Sana ne bunlardan? Diyebilirsiniz. Bak bu çok haklı bir yorum. Gerçekten ben bunlarla hiçbir alakam yok. Ama sadece konuşmak istedim. Ben burada iki tarafında kendini haklı bulduğunu görüyorum. Ki ikisi de kendince haklı. Abi Ahmet abi sert bir dille eleştiriyor. Beni bile eleştirir. Gelse şimdi atıyorum. Açsa mesela yayında şöyle dese. Bu AQ işte ne yapıyor? Ne yani sucuk koymuş önüne bu ne? İşte nasıl beslenme midem kalktı diyebilir. Gerçekten diyebilir. Ben buna diyecek hiçbir şeyim yoktu. İnsanların herkesin bir şeyi beğenmesi sağlayamazsınız. Herkesin her şeyi beğenmesini sağlayamazsınız. Buna hiçbir şey diyemem. Ama şöyle de diyebilir Tuna abi gibi. Kardeşim ben buraları pek beğenmedim. İşte şunu yapmasan daha iyi olur. Bu böyle yapsan daha sağlıklı olur. Yani benim düşüncem ben pek sevemedim yani. Özür dilerim ama biraz kötü oldum. Böyle de bir eleştiri yapabilir. Bu iki eleştiri arasında fark yok aslında. Gerçekten yok. Biri sadece olumlu olarak eleştirisini söylüyor. Biri olumsuz olarak eleştiriyor. Aslında ikisi de olumsuz. Eleştiri çünkü.
Ama şöyle, burada bir taraf küfür, hakaret içerikli ki yapmadığını ben biliyorum. Öyle lanse ediliyor. İnsanlar öyle yapmadığını ben biliyorum. Bir eleştiride bulunduğu zaman insanlar doğal olarak haksız olduğunu düşünüyorlar. Burada Ahmet abiyi suçlu buluyorlar. Ahmet abi suçlu değil. Kendince haklı adam. Siz bu oyunu Allahu Ekber dağlarına çıkartmış gibi tanıtıp önümüze torba torba sefalet veren bir oyun söyleyeyim hatta. Ki kusura bakmasın. Ki yapımcıları da çok yanlış şeyler söylemiş. Neyse, yaptığınız zaman insanlar şey diyor. Aa, bu kötü ya, sana ne, insan o kadar emek vermiş. Sen nasıl işte oyunu linçletirsin falan. Adam oyunu linçletmiyor. Adam sevmedi, iade etti. Bu kadar basit. Çünkü oyun bitmiş bir oyun olarak lanse edildi adama. Bu oyunun bitmemiş olduğunu söyleselerdi, bu oyun hala geliştirme aşamasında bir oyun olarak söyleselerdi, Ahmet abi yine eleştirilerinden vazgeçmez, ben biliyorum. Ama derdi, bu oyun yani benim için bir gelecek vaat ediyor mu? Bence etmiyor. Ama destek vermek isteyenler destek verebilir. Kötülemezdi. Bir de oyun çakma abi. Bir de bizim ülke olarak yaptığımız bir şey var. Değerlerimizin geçtiği bir oyun olduğu için. Mesela nasıl söyleyeyim? Oyun içinde cami var. Şanlı bayrağımız var. Onun yüzünden insanlar bir ön yargıyla yaklaşamıyor. Ya, ön yargıyla da yaklaşmayın da. Hoş değil. Neyse, ben burada iki tarafın da haklı olduğunu söylüyorum yine de. İkisi de sadece eleştiri yapıyorlar. Bana göre. Bu arada oğlum alamadım lan. Porçay mevzusuna gelecek olursak. Sevgili Ömer kardeşim, çok geçmiş olsun. Seni tanımıyorum. YouTube'da falan algoritmik olarak önüme çıktı videoların. Şakanın şaka olduğunu açıklamak kadar kötü bir şey yok. Geçmiş olsun en kısa zamanda olayın lehine sonuçlanması. İnşallah yanlış söylememişimdir. Dileğimle umarım hakkını savunursun ve hakkını savunurlar güzel kardeşim. Çünkü bu hepimizin başına gelebilir. Söz gelimi olacak olursak, bak Ahmet abi, ondan sonra Tuna abi, Jahreyn, Pinti Panda abilerim, eğer beni izlerseniz lütfen işletmeyin falan demeyeceğim yani, yapmazlar, yapsalar da canları sağ olsun, bir şey diyemem. Ama şöyle, oyun gerçekten kötü. Oyun gerçekten kötü, bir şey diyemem. Eleştiri iyi yapamazsınız, eleştiri iyi olamaz, eleştirinin hepsi kötüdür çünkü. Sadece sınırlı eleştiri yapabilirsiniz. Ahmet abinin de burada yaptığı şey bu. Adam kendine göre yorumlamış, eleştirmiş. Hiçbir şey diyemezsiniz o adama. Linçleyemezsiniz. Adam sevmemiştir, sevmediğini belirtmiştir, iade etmiştir. Bu kadar basit. Sen koskoca bir... Koskoca demeyeyim de. Sen bir oyun yapıyorsun. Oyunu beğenmeyen insanlara şey mi diyeceksin? Beğenmezsen beğenme lan. Beni beğenmeyen mi yok? Elimi sallasam elisi gibi bir şey oldu oğlum. Benim bu bıyığım düşüyor. Bu biraz garip. Ben niye bunu konuşuyorum ya? Tuna abiyi severim. Gerçekten birkaç oyunu ondan görüp almışlığım vardır. Özellikle Call of Duty şeylerini falan. Bölümleri geçemediğimde çok yardımcı olmuştu. Allah razı olsun. Jahreyn de yani Ahmet abiyle gerçekten birkaç konuda beni aydınlattığı için seviyorum. Özellikle konuşma tarzı, düşünce tarzı olarak birkaç konuda beni gerçekten aydınlığa kavuşturmuş insanlardan biri.
Kendisi ona da buradan sevgilerimi söylüyorum. Bana mesaj atmazsanız sevinirim şu anda. Bir diğer mevzu. Kötü değil de sert bir dille birilerine bir şey söylediğiniz zaman haklıyken bile haksız durumuna geçersiniz. Bu doğru bir şey. Bak mesela 2 artı 2 4'tür değil mi? Sen bunu 2 artı 2 anasının işte nikahının şeyinin 2 artı 2 4'tür dersen, ama biri de gelir der ki ama 2 artı 2 5'tir bence, yani yanlış düşünüyorsun dersen, adam senin sinirli olduğunu görüp, senin böyle sert çıkış yaptığını görüp seni haksız bulacaktır. Bu her zaman böyle oldu zaten. Ben burada birileri haklı birileri haksız mevzusuna girmiyorum. İkisini de severim. İki abimi de gerçekten severim, inanmayanlar için. Ama ya bunlar yaşını başına almış insanlar. 30-30 küsür yaşlarında insanlar. Böyle şeylere takılacaklarını zannetmiyorum hiçbir zaman. Porçay'ın mevzusu. Ömer'di yanlış değilsem ismi. Abi adam bir parodi yapmış. Parodi nedir abi? Şaka amaçlı yazılan bir şarkı. Ki şarkının üzerine şarkı yapmış. Ne diyebilirim ki? Bu adamı 4 yıl 2 ay hapisle suçluyorlar. Çok geçmiş olsun. İnşallah davasını kazanır. Böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz zaten. Ama işte insanlara anlatamazsın. Kanka olmadı eğer bunu izlersen mahkemeye kravat tak. İşte ne bileyim takım elbiseyi iyi halden indirim alabilirsin. Ne de olsa tecavüzcüleri, sapıkları, tacizcileri böyle serbest bırakıyorlar. Onu da hiç anlamadım ya. Gerçekten hiç anlamıyorum. Nasıl bir şeydir, nasıl bir zihniyet? Geçmiş olsun kardeşim. İnanın, inan edin ki insanlar üzülüyor. Evet, mutlu değilim çünkü yani bu bizim başımıza da gelebilir. Senin başına da gelebilir. Adamın son sözlerini bitirici şu şekilde ya. İçinizdeki çocuğu diyor ki öldürmeyin ama internete fazla salmayın demiş. Ne kadar böyle üzücü bir kelime aslında. Evet, konular çorba oldu. Ama ne yapalım, gündem bu. Gerçekten gündem bu. Ahmet abi biraz daha sakin eleştirirsen var ya, çok güzel olacak aslında. Adamın yapısında yok. Ne diyebiliriz ki? Öyle alışmış, öyle seviyor. Öyle seviyor. Siz de öyle değil misiniz? Bir oyunda atıyorum mesela. Karakteriniz vardır. Mesela örnek olarak LoL'den bahsedeyim. Karakteriniz vardır, oyuna girmişsinizdir. Siz istiyorsunuz, adam sizin maininizi almıştır. Koridorda böyle salak saçma takılıyordur böyle. Sürekli ölüyordur. İşte takımı fidliyordur. Ne dersiniz? Senin oynayacağın karaktere tüküreyim dersiniz. Küfredebilirsiniz ama işte etmeyin. Küfür hoş bir şey değil. Gerçekten hoş bir şey değil. Bu arada beni 14 dakikadır yaklaşık eğer izliyorsanız teşekkür ederim. Ya ben videonun girişinde unuttum söylemeyi. Lütfen birkaç gündür sürekli takılıyorum. Bu olay da üstüne geldi. Sevmediğiniz şeyler varsa lütfen söyleyin ya. İnan edin ki benim gelişmem için bunları söyleyin. Çok ciddiyim ha. Bunları benim gelişmem için söyleyin. Mesela bazı kardeşlerimiz diyor ki abilerim de olabilir, ablalarım da. Tam hatırlamıyorum şu anda. Bence sakalını kesmelisin, bıyığını kesmelisin. Evet. Güzel. Çünkü insanların hoşuna gitmiyor olabilir. Gitmiyor olabilir gerçekten. Bu kötü bir yorum değildir. Mesela müzik
videolarımıza sesin kötü bence diyenler var. Diyebilirler, gerçekten diyebilirler. Çünkü bu onların hakkı, benim gelişmem için yapıyorlar. Ama işte aralarında birkaç tanesi var, onlara bir şey diyemezsiniz. Onlar resmen linçlemek için geliyorlar. Onları ayrı tutun. Eleştirin de bir şeyi var ya. Adabı vardır bana göre. Her insanın eleştirisi farklı olabilir. Bunu da biliyorum. Ama buradan eğer ki Tuna abiyle Ahmet abi beni eğer izlerseniz ya bir Ceza Sagopa davası daha yaşamak istemiyoruz yani. Ayrılmayın abi. Birbirinizi kırmayın. Hakaret etmeyin. Küsmeyin. Sinirlenmeyin. Bunu dedikten sonra bana da has demeyin. Sevdiğim için söylüyorum. Şunu da yiyelim ya. Bitti. Şu kadar bir sucuğum kaldı. Bunu da yiyemedim. Kusura bakmayın. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok dikkat edin. Umarım kendi özhür iradenizle bir şeyler yapmayı denersiniz. İlk başta bunu söyleyeyim. Buradan tekrardan Porçay Ömer kardeşim. Yaşını bilmiyorum kardeşim diyeceğim ama büyük de olabilirsin. Çok geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda davanı kazanırsın ve aramıza geri dönersin. Bu kastettiğim insanlar benden kat 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 ve kat büyük insanlar. Büyüklük derken kilo olarak değil, yanlış anlamayın. Benim hepsinden ağırımdır büyük ihtimalle de. İzlenme olsun, kanal içerikleri olsun, hitap kitlesi olsun. Hepsi benden büyük kanallardır. Şimdi oğlum bunu dedikten sonra da şimdi siz şey diyeceksiniz. Oğlum sen de ne prim kastın be diyebilirsiniz de. Gerçekten primlik bir şey değil. Primlik bir şey olsa birinin tarafını tutar, birini linçlerim. Öyle yaparım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Eleştiri yaparken abi yani insanların kalbinin kırılabileceğini de unutmayın. Ama sırf kötü olduğu için de ve değerlerimiz içinde olduğu diye de eleştirmekten vazgeçmeyin. Gerçekten bak bunu da yapmayın. Yapmayın. Neyse konu uzayacak. Hadi öpüyorum sizleri, görüşürüz. Abone olup like atmayı da unutmayın yani. Bunu her defasında söylememize gerek yok. Bir bu like'ı bir 1000 görelim ya. Bir 1000 like görelim ya. Neyse hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize.